Merhaba arkadaşlar, çiçeklerim taşınırken dondular. Belki de taşındığımız gece özellikle bambum çok kötü oldu. En iyi bakabildiğim çiçekti ama şu an maalesef bu halde. Ben de dedim ki bunun yapraklarını koparayım. Çünkü bir tane daha çiçek var, adını bilmiyorum ama onun yapraklarını koparttığımda o da donmuştu. Daha canlanmış. Aloe vera da aynı şekilde. Şu kısım çürümüş. Bunu da alacağım buradan. Yani şunları bir bakıma sokayım. Hadi o zaman tek tek beraber yolalım bunları. Çürüyenleri kopardım. Onu zaten yeni ayıklamıştım. Ona bir şey olmamış. Bambu resmen kel kaldı. Bütün sarı yapraklarını kopardım. İnşallah tekrardan açar. Bu arada bir tane koparırken ay buraya çıktı. Bunu da şimdi sulayacağım. Şurada da küçük bir filiz vermiş. Bunun cinsini bilmiyorum ama çok güzel çiçek açıyor. Açtı mı? Onu da bir sulayayım toprağını. Bu çiçeğim de donmuştu. Bunu kopardım hemen. Yani burada hiç yaprak yoktu. Yaprak açmaya başlamış. Şu kuruları gene alırım oradan da. Bu bile kendini toparladı. Şurada kalan şom bu da dondu maalesef. Arkadaşlar bizim taşınırken koltuk bacaklarımız kırıldı. Ben de koltuk bacağı aldım. Bakalım nasıl çıkacak. Çok merak ediyorum. Şimdi kargosu geldi. 16 tane mi almıştık? Evet. 16 mıydı? Evet 16. 12. 6. 8 aldık galiba ya. 12. Neyse ben hepsi tam olsun diye hatırlıyorum. Şu bacaklar kırıldı. Biz onu daha önceden kırılmıştı daha doğrusu. Sağlamlaştırmıştık. Taşınırken söktüler, taktılar güya. Bu odada halı çok şey sığmadı. Evet anneciğim kırıldı. Halıyı altına sokarken biz de iyice kırdık. Yani iyi bir monte olmamıştı. Zaten diyorum ya çok sağlam değillerdi. Şimdi bacak aldık. Bakalım nasıl olacak? Çok merak ediyorum. I grew up in a place where they told you what to chase. Told you how to run the race. Every move was on the page. But I didn't like their way. Had to fight and misbehave. Had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? Evet, ayaklar bu şekilde. Kırığı döküğü yok. Evde çok böyle gold detaylı bir şeyimiz de yok aslında ama siyah diye tercih ettim. Çünkü televizyon ünitesi falan siyah. Bakalım. İnşallah güzel durur. Taktıktan sonra da size son halini çekeyim. Success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, I don't wanna let myself down. Şu an çok değişik bir şekilde kar yağıyor. Rüzgar herhalde o taraftan esiyor. Hepsi şöyle gidiyor. Nereden tam gösterebilirim ki? Yani karmaşık orman yağıyor şu an. Bu arada Nilhan'ı uyuttum. Soframı topladım. Ondan sonra yemeğimi pişirdim. Şuraya da yağ çöz sıktım. Şu asfaltların arkasını çıkartmaya çalışıyorum. Onları bekletiyorum. O yüzden kirli. Bu tarafları hallettim. Kızlar size ne göstereceğim? Benim kurutma makinem. Çamaşır makinesinin üstüne kurulmadı. Çünkü diğer evde biliyorsunuz ki yeri vardı. Burada yer yok.
aparat almamız gerekiyordu. O yüzden bir haftadır kurutma makinesini yatak odasında kullanıyorum. Gideri de kova yaptım. Bu suları da ütü suyu olarak kullanıyorlarmış. Ben ilk defa duydum. Deneyeceğim çünkü ütümde çok kireç oluyor biliyorsunuz. Bu arada yarın servis geleceği için kurutma makinesinin üstü şöyle çok göstermeyeyim, dağınık. Dediğim gibi bir şifon yeri yerleştirmedim. O kaldı. Şifon yeri yerleştireceğim biraz sonra. Bunun üstünü de boşaltacağım ki servise hazır hale gelsin yarın. Giyme odasını dün bayağı geç bitirdim. Ama çok yoruldum. Yani şunun üstüne vakit kalmadı. Burayı yapacağım biraz sonra. Şimdi yemek hazırladım. Hazırladım dedim, daha pişiyor. Yemeğe oturacağız. Size yemeği de göstereyim. Bu arada şurada da yıkanacak havlarım var. Saç boyası olmuş. Makineye açık renkleri attım. Daha onları oradan kaldırmaya elim ermedi. Bugün kendimi resmen dinlenmeye aldım. Daha fırına alışamadım. Biliyorsunuz ki dün başıma geleni anlatmıştım. Hakan kalçalı but almış. Kırmızı biber, yani toz kırmızı biber ve kimyon, bir de tuz koydum. Ondan sonra patates, biraz da yağ döktüm, fırına verdim. 35 dakika olmuş galiba, yanlış bilmiyorsam. Daha dediğim gibi fırını çözemedim. Umarım kitapçığı yanmamıştır da özelliklerine bakarım. Bugün menümüz böyle. Yaparken çekmedim çünkü ölçülecek çok bir şey yoktu. Yani fırının, bir de biliyorsunuz biz diğer evde elektrikli ocak olduğu için tavuk tüketemiyorduk. Çünkü tüyler üstünde kalıyordu. Ben onun için özel ocak çıkarıyordum. Çakmakla falan yakıyordum. Bu sefer derisiyle pişirdik. Dileyen derisini çıkarıyor, dileyen yiyor o şekilde. Ben eğer üzeri tüylüyse çıkarıyorum. Ama pişemeden önce çıkarıyorsanız kuruyor tavuk. O yüzden pişirirken mutlaka derisiyle pişirin. Hadi bize afiyet olsun. 4 dakika falan sonra tamamen pişmiş olur. Ay bu arada bugün balkonu düzelttim. Ondan sonra cam balkon yok bu evde. Kar yağıyordu. Belki hala yağıyordur şu an. Bu da balkondaymış. Bunu şeye alacağım, giyim odasına. Yazın oradaki balkonu falan kullanırım. Yatak odasında bir tane daha balkon var. Daha bunu yerine götüremedim. Yani böyle ufak tefek işlerim var. Bugün banyoyu tamamen hallettim. İşte fayanslarını falan sildim. Kız ben kendimi niye tutmuyorum anlatıyorum. Bugün fayans duvarlarını silmeyi unutmuşum. Menfezi silmeyi unutmuşum. Onu sileyim derken duvarları silerken onu gördüm. Onu silerken başka şeyler çıktı. Ondan sonra banyoyu dip köşe artık temizledim. Dağınıkları da vardı, orayı da topladım. Havlarımı da biraz önce gösterdim. Şeye koymuştum yere. Daha orada duruyorlar. Bugün gideyim o makinenin önü, çamaşır makinesinin önü çamaşır dolu. Tek dışı silinmeyen beyaz eşyamlı çamaşır makinesi. Onun dışındakilerin hepsini taşınırken sildim. Adamlar onu oraya sokuvermişler. Bir daha da çekip silemedim. Zaten hep çamaşır makinesiyle işim vardı, o yüzden silemedim. Bugün onu da temizleyeyim. Yarın adamlar üstüne zaten kurutmayı kuracaklar. Bu şey askılığı da, şuradaki askılığı da onun yan tarafına sokturacağım. Önünde dediğim gibi hala çamaşırlarım var. Dedim ki elektriğe yazık. Bekle. Sakin ol. Yaklaşık 6-7 makine, belki daha fazla çamaşır yıkadım 2 günde. Bugün o yüzden çamaşır makinesini çalıştırmadım. Kurutma da haliyle çalışıyor. Zaten kurutmanın içindeki tozlar hep yatağın altına gitti. Üfürüyor yani, onu gördüm. Yatağın altı da tekrar dip köşe temizlenecek. Artık bu işler olsun, ondan sonra yaparım. Şimdi dediğim gibi yemeğin pişmesine 2-3 dakika var. O pişsin. Soframızı hazırlayalım. Şöyle yemeğimizi yiyelim. Sonra çay içeriz. Bu arada biz 4 gibi falan bir çorba onu yemiştik. Ondan sonra Nilhan'la hatta kek yaptık. Dünden onu da yedik. Şimdi bu da böyle acıktım mı acıkmadım mı o durumda öyle bir yemek olacak. Tekrardan merhaba. Biz bugün sabah yine çok erken uyandık. Saat 8.30 falandı. Ondan sonra kalktık, kahvaltımızı da hazırladık. Arçelik servisinden kurutma makinesi için 2 tane çalışan geldi. Kurutma makinesini güzelce kurdular. Ondan sonra kahvaltıyı hazırladım. Bir baktık saat 11.30. Birkaç eksik vardı, onları almaya gidelim dedik. Gittik, saat şu an 2'ye geliyor. Geleli de bir yarım saat falan oldu. Yani yaklaşık 1.5 saat falan.
Neler aldım? Kesme tahtamı ben kırmıştım. Bende olanlar da şu kadarcık, bir şey keserken her yer batıyor. Bir tane şöyle kesme tahtası aldım. Arkadaşıma gördüm, onu çok hoşuma gitti. Baktım bir sürü model var, fiyatı da çok uygun. Bu arada bunlar coşmuş, 60 lira falan diyorlar bunlara, ben şok oldum. Bu 33 liraymış. Yani onlara göre çok iyi geldi fiyatı. Bu ihtiyacımda bunu aldım. Sonrasında şöyle banyo ve tuvalet için süngere ihtiyacım vardı. Bunlardan aldım. Bunun da 400'ü, yanlış hatırlamıyorsam 4 liraydı. Yani tanesi 1 liraya geliyordu. 3.99 falandı. Sonrasında şöyle şu telsiz paklar var ya, çok meşhur. Ona benzer bir ürün gördük. Tencereler için falan da merak ediyordum. Bir de şey, şu duş başlıkları için temizledim ama eğer bu kullanışlı olursa, markası neymiş? Fixed diye bir marka. Şöyle. Bu da 12 liraydı. Bakalım tencereler parlayacak mı, çok merak ediyorum. Bir tane bundan aldım. Ondan sonra iki tane de şöyle alize aldım. Bunu oturma odası için aldım, farklı olsun diye. Avizeler yetmedi çünkü mutfağa iki tane taktım. Mutfak için aldığım avizeyi de, daha önce de mutfakta kullandığım avizeyi de antreye taktım. Beyaz duyular çok kötü görünüyor. Bunu da salon için aldım, biraz daha büyük. Bu 50 lira, bu da yanlış hatırlamıyorsam 40 liraydı. Şu çok hoşuma gitti benim. Bütün modellerden farklı. Bakalım bugün bunları kuracağız. Bu arada ben bir tane halı avizem vardı, oturma odasında duran. Onu çıkarttırmıştım. Hakan bugün avize fiyatlarını görünce dedim ki git onu da götür, başka bir tane daha almayayım. Onu da yatak odasına takmayı planlıyorum. Yani oturma odasındaki avizeyi öbür evimdeki söktüreceğim. Orayı da yeni kiracı tuttu. Biraz ayıp olacak ama ne yapacak? Belki ona hiçbir işe yaramayacak, çöpe atacak. Mesela evde başka bir avize vardı, oradaydı. Biz onu antreye almıştık, onu da orada bıraktık. Ben kullandım ama başkası kullanmayabilir. O yüzden de geri istiyorum avizemi. Çünkü dediğim gibi avizeye verecek param yok. Böyle beyaz duyu farkında da hiç hoşuma gitmiyor. Neyse, kurutma makinesini göstereyim size, o nasıl olmuş. Onu da bir görün. Sonra bugün erken uyandığım için şu anda uykum var. Yorgunluğu da atamadım. Dün hep dinlendim diyebilirim. Dün yemek dışında, mutfak dışında hiçbir iş yapmadım. Anca çorbaydı. Sonra akşam yemeği hazırladım falan filan. Başka iş yapmadım. O zaman hadi gidelim kurutma odası diyorum. Kurutma makinesini de göstereyim. Oraya da bir çözüm bulacağız. Çünkü aynı anda artık çalıştıramayacakmışım fişten dolayı. Bugün servisten gelen demiş ki oraya bir aparat alınırsa ikisini birden de çalıştırabilirsiniz demiş. Orada da çamaşırlarım vardı. Onları da kurutmaya atmış olurum. Onlar yıkanır artık. Yıkanır diyorum, kurur artık orada da. Hadi oraya gidelim. Eski evimden bilenler bilir. Burada, yani burada dediğim bir çamaşır odam vardı. Orada hem kurutma için hem de çamaşır makinesi için rafım vardı. Ayrı ayrı koyuyordum. Şimdi buraya gelince makine bunu üstünden bir fırlatır gibi oldu. Biz araya bir tahta koymuştuk. Dedik bu böyle olmayacak. Artık servise çağıralım. Servis bunu güzelce sabitlesin. Bugün dediğim gibi geldiler. Bunu buraya sabitlediler. Daha ben de kullanmadım. Ama gerçi yerinde duruyor. Makineyi çalıştırıp gitmiştim. Burası bu şekilde oldu. Burası dandik ama şöyle yukarıdan gösterirsem, giyme odasının içinde hem çamaşır makinem var hem de kurutma makinesi var. Şu araya da yazın çamaşırlarımı asmak için askılığımı getireceğim. Onu da oraya sokacağım. Deterjanlarımı da şu araya koyarım. Böyle ortada durmazlar. Hala çamaşırlarım var. Çok fazla sayıda. Onları da yıkamam lazım. Arkadaşlar, aldığımızdan beri bu kuş hiç bir yerimize konmamıştı. Şimdi kafesten çıkarttım. Omzuma, sırtıma geliyor, şuralarıma geliyor, elime konuyor. Size de çekmek istedim. Bize alıştı sonunda. Hiç bizi sevememişti. Ölen kuşum biliyorsunuz, böyle sürekli geliyordu falan ama bunda tık yoktu. Bayağı böyle sevinçli oldum şu an. Sonunda bize alıştı.
Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi ufak tefek eksiklikler var maalesef. Yeni eve taşınınca böyle oluyor. Biz de bunları tamamlamaya çalışıyoruz. Bu arada dün koltuk ayakları gelmişti. Böyle spor koltukların altında ne oyaklar demeyin. Biraz böyle ucuzuna kaçtık. O yüzden öyle oldu. Ha, çok kötü de durmuyor. Şöyle bir baktık dün. Yalnız matkabı arkadaşlara vermiştik. Onlar da tatile gittiler. Bu sitede oturuyor onlar da. Öyle olunca bugün şarjı tornavida arıyoruz. Şu şarjı matkaplar var ya. Matkap mı artık tornavida mı vidalama diyorlar herhalde. Onlardan bir yerde bulduk. O da başka birine vermiş. Yarım saat sonra getirir demiş. Hakan şimdi hem pazara gitti. Bugün cumartesi. Cumartesi pazarı kurulacak. Hem pazar alışverişimizi yapacak. Hem de şarj matkabı alıp gelecek. Koltuk ayaklarını da bugün ayarlarız. Bu arada oturma odasının halısını ilk halımı yani ilk nasıl diyeyim? Gerçek oturma odası halısını yayacağım. Dışarı çıkınca da yoruldum. Diyorum ya sabah erken kalkınca günde böyle ortada kaldık. Yani her şeyi yapmış gibi bir şey olduk. İlhan arabada biraz kestirdi böyle 5 dakika falan. O da ona yetti. Şimdi ne yapacağını şaşırıyor. Büyük ihtimal ona şimdi süt verip onu uyuturum. Benim yapabileceğim de bu evde şu an hiçbir iş yok. Yemek yaparım. Normal vazifemiz biliyorsunuz bayanlar olarak. Başka da bir şey yok herhalde ya. Öyle aklıma gelen. Yani bizde durumlar böyle. Bu arada ben bunun son halini göstermişim ya. Çok üzülüyorum. Bunu gördükçe gözüne bakıyorum. Yaprakları açsın tekrardan diye. Çünkü tek bakabildiğim çiçek bambuydu. Öyle. Neyse ben bu videoyu burada sonlandırayım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada tam bir yerleşme olduktan sonra inşallah bir ev turu çekerim size de. Bir de ne yapacaktım? Bir şey daha söyleyecektim size. Ha, temizlik vakti de geldi bu arada. Yaklaşık 4-5 gün oldu halıları sereli. Daha o günden beri mutfak dışında hiçbir yeri de süpürmedim. Yatak adası su kurutma makinesinden dolayı çok tozdu. Bugün de onları hallederim. Ya da şöyle toplu bir genel temizlik yaparız beraber. Artık bilmiyorum durum ne gösterir. Neyse lafı çok uzatmıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.